şimdi sıra nereye geldi? Programın kuramsal temelleri olan ikinci ünitemizin soru çözümleriyle sizlerle birlikteyiz. Bu soru çözümünü gerçekleştirdikten hemen sonra artık kitaplarınızdan soru çözmeye başlayabilirsiniz diyoruz. Hadi gelelim vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Parçalı sorularda, paragraflı sorularda nasıl yapacaktık? İlk yapmamız gereken koyu yazılı olan soru kökünü ne yapmakta okumaktı? Diyor ki, yukarıda açıklaması verilen felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir dedik. Bu tarzda parça sorularında ne yapacaktık? Bir kelimeye bakmayacaktık, bir cümleye bakmayacaktık. Parçanın genelinde anlatılmak istenilen ana fikre bakarak yorum yapacaktık. Şimdi okuyorum. Eğitim öğrencilere doğruyu aramaya teşvik etmelidir. Okul öğrencilerin doğuştan getirdikleri yetilerinin farkına varmalarını sağlamak ve kişiliklerini belirlemek için kültürel mirası oluşturan değerler öğretilmelidir. Şimdi burada kültürü gördün, kültürel mirası gördün, kültür varsa realizme gittin ve soru seni ters köşe yaptı. Ne yapıyorduk bakın? Tek bir kelimeye bakarak soru çözmüyorduk. Parçanın geneline bakıyorduk. O zaman ben devam ediyorum. Eski bilgileri, yetileri ve öğretileri koruyarak birikmiş bilgilerden ve birbiriyle ilişkili olarak organize edilen düşünce ve kavramlardan oluşan müfredat programı savunulur. O zaman bak cümle cümle okuyorum, yorumluyorum, sonra bir sonraki cümleye geçiş yapıyorum. Müfredat programının nasıl olması savunuluyor? Düşünce ya da kavramlardan oluşan bir müfredat programı diyor. Peki düşüncelerden oluşan bir müfredat programı diyorsa bu bizi hangi felsefe akımına götürecekti? İdealizm felsefe akımına götürecekti. Notumu aldım, yine devam ediyorum. Değerler eğitimin zengin kaynağı, tarih, edebiyat, din, felsefe gibi kültürel konular ki bunlar insanlık tarihi boyunca mutlaka ilişkin ortaya çıkmış düşünceleri yansıtmaktadır. Bakın bize ne dedi? Değerlerden bahsetti. Değerlerin olmuş olduğu felsefe anlayış hangisiydi? İdealizm canlar anlayışıydı. Peki bu mantıkla baktığımızda tarih, edebiyat, din, felsefe gibi kültürel değerleri ele alan bakın bu derslerin ortaya çıkması neyle alakalıymış? Düşünceleri arkadaşlar yansıtmasıyla alakalıymış. O zaman şu kısım beni yine nereye götürdü? İdealizm anlayışına götürdü. O zaman ben parçanın geneline baktığımda parçanın genelinde anlatılmak istenilen realizm mantığı değil. Parçanın genelinde anlatılmak istenilen idealizm olduğu için cevabımız arkadaşlar ne olacaktır? Denizli seçeneği olacaktır diyoruz. Devam ediyoruz. Bu parça sorularında hep genele bakın. Cümle cümle yorumlayın, yanına yazın ve genelde anlatılan en çok hangisi ise onu işaretleyip geçin. Öncüllü sorularımız var. Yukarıda açıklamaları verilen felsefe akım aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar demiş. 1. Gerçeğin duyu organlarıyla algılanan olduğunu savunan felsefi görüştür. Var olan gerçektir. Duyu organlarıyla algılanandır diyen hangisiydi? Realistlerdi. Peki emin miyim? Evet. Öncüllü sorularda ne yapıyorduk? Seçenekleri silerek arkadaşlar ilerliyorduk. O zaman baktığımda 3 tane ne yaptık? Seçeneği düşürdük. Yine devam ediyorum. 2. Bir kavram, ilke veya görüşün anlam ve doğruluğu deneyimlerle belirleyen felsefe akımıdır. Bireyin somut yaşantı geçirerek deneyim arkadaşlar kazanmasından bahseden felsefe akım hangisiydi? Pragmatizmdi. O zaman ikinci öncülümüz pragmatizm, bu nedenle Edirne seçeneği ne yaptı? Elendi. Yine devam ediyorum. 3. Bireyin var olması ve kendini gerçekleşmesi sorunlarını irdeleyen çağdaş felsefe akımdır demiş. Bireyin var olması ve kendini gerçekleştirmesi diyorsak burada ne vardı? Varoluş şey, bakın felsefe akımı vardı. Bu felsefe akımında biz bireyin değerlerine saygı gösteriyorduk bakın. Birey karar ve seçimlerinde özgürdü. Karar ve seçimlerinde özgür olan bir birey kendini gerçekleştirme sürecine bir tık daha adım fazla adım atmış olur demiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz ne olacaktır? Varoluş canlı iş olacaktır. İki seçenek hala devam ediyoruz. 4. Bu felsefi görüş zihinsel becerilere önem veren,
düşünce sistemi ya da dünya görüşüdür demiş. Zihinsel beceriler, bakın düşünce varsa bu bizi nereye götürecekti? İdealizme götürecekti. Bu nedenle ikinci sorumuzun yanıtı ne olacaktır? Ceyhan arkadaşlar seçeneği olacaktır diyoruz. Devam edelim. Gelelim üçüncü sorumuza. Okulların araç gereç farklılıklarına dayalı olarak programları oluşturması hangi program geliştirme temeli kapsamında ele alınır? Programlar okulların farklılıklarına göre düzenlenmelidir. Bu amaçla Türkiye'de okulların bulundukları bölge, fiziki durumu, öğrenci sayısı gibi farklılıklar göz önünde bulundurulur. Her okulun özelliklerine göre gerekli değişikliğin yapılabilmesi için yeterli esneklik sağlanır ve buna dayalı olarak araç gereç temini yapılır demiş. Şimdi ben baktığım zaman bu verilen parçada aslında programın hangi özelliğine vurgu yapılmış? Esneklik arkadaşlar, özelliğine vurgu yapılmış. Peki bu esneklikten kaynaklı olarak her okulun kendi özelliği doğrultusunda kullanacağı araç gereç teminin de farklılık göstermesinden bahsediyor. O zaman okulun ekonomik olanakları doğrultusunda bu araç gereçleri temin etmesi, bakın programın hangi temeli kapsamında ele alındığından bahsediyor. Biz araç gereç bakımından uygulanabilir bir program oluşturmaya ne demiştik? Ekonomik temel demiştik. O yüzden bakın ekonomik temel dediğimiz için ekonomik temelde ne olacaktı? Araç gereç bakımından uygulanabilir bir program olacaktı. Bugün okulların da var olan olanakları doğrultusunda araç gereçlerinin farklılık göstermesi, burada esnekliğin yer almış olması ekonomik temelin yapısı içerisinde yer alır. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz ekonomik temel oldu. Çok güzel bir soru. Çıkmış sınav sorusu mantığında yazılmış bir soru. Sorumuza dikkat edelim. Aynı mantıkla tekrardan soru gelebilir. Soru kökü diyor ki yukarıda verilen sorular program geliştirme temellerinden hangisiyle ilişkilidir? Soyut kavramlar eğitimi çocuklara ne zaman öğretilmeli? Yabancı dil eğitimi alan çocuklara ikinci dil eğitim ne zaman başlanmalı? Soyut kavramların somutlaştırarak anlatılması ne zaman son verilmeli? Bakın şunu söyleyebiliyor muyuz? İki şekilde açıklayalım. Ne zaman sorusu gelişim psikolojisi dersinin sorusuydu. Gelişim psikolojisinin ve öğrenme psikolojisinin öngörüleri varsa orada ne vardı? Psikolojik temel vardı. Ya da soyut kavramlar eğitimine çocuklara ne zaman yer verilmeli? Yabancı dil eğitiminde ikinci dile ne zaman yer verilmeli? Soyut kavramları somutlaştırarak anlatılmasına ne zaman son verilmeli? İfadeleri beni nereye götürüyor? Biz bunları hangi yaştan sonra vermeliyiz ya da vermemeliyiz algısına götürüyor. O zaman şurada verilen ifadelerde çocukların yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınması gereken durum sorulduğu için çocuğun yaşıyla ilgilenen bakım gelişim psikolojisiydi. Bu nedenle gelişim psikolojisi ve öğrenme psikolojisinin öngörüleri varsa burada ne olacaktı? Psikolojik temel olacaktı. Seçeneklerde çeldirici yoksa canlar bakın açıklama yapmıyorum ama bakın bir şeye dikkat et. Burada bireysel temelde eğer parça çocukların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda bir program bakın hazırlanmalı mıdır tarzında sorular olmuş olsaydı, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alan bir soru kökü olmuş olsaydı o zaman diyecektiniz ki cevabımız ne olacaktı? Bireysel temel olacaktı diyeceğiz. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Gelelim. Evet, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını dördüncü soruda merkeze alacak şekilde soru kökleri gelmiş olsaydı, çocukların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda bir program nasıl hazırlanır gibi bir mantıkla gelmiş olsaydılar, işte o zaman cevabımız ne olacaktı? Cevabımız bireysel temel olacaktı. Devam ediyoruz. Bu arada Etrabi arkadaşlar ara sıra müdahil oluyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi ses kısıklığı olduğunda soruyor ki bir daha tekrarlayayım ki o ses kısıklığı arkadaşlar düzeltilsin diye. Şimdi beşinci sorumuza baktığımızda bir çocuğun
çevresine uyum sağlayabilecek bir birey olarak yetişmesi, aynı zamanda yetiştiği çevreyle sosyalleşebilmesi aşağıdaki program gelişme temellerinden hangisiyle ilişkilidir? Hatırlarsanız size şöyle bir şekil çizmişim. Bakın şu benim neyim olsun, bu benim toplumum olsun. Şu da benim neyim olsun, bu da benim bireyim olsun. Biz bireyi topluma uydururuz. Toplumu bireye değil. Dolayısıyla bireyi topluma uyduruyorsak, bireyin toplumla uyum sağlaması, bireyin toplumla sosyalleşmesi istenir. Burada asla ve asla böyle bir durumda bireysel temele gidemezsiniz demiştim hatırlarsanız. Bireyin topluma uyum sağlaması, bireyin bu toplumla birlikte sosyalleşmesi derse, burada merkeze aldığımız toplum olduğu için cevabımız ne olacaktır? Toplumsal arkadaşlar temel olacaktır. Şimdi şunu söylüyorum bakın, çeldiricilerde herhangi bir arkadaşlar, çeldirici seçeneğimiz olmadığı için geçiyorum ama isterseniz şöyle kısaca bir ifade edeyim. Tarihi temelde geçmiş yıllarda hazırlanan programlar ya da çalışmalar yeni oluşturduğumuz programa yön veriyordu. Gelişim psikolojisi ve öğrenme psikolojisinin öngörüleri varsa psikolojik temelde, program araç gereç bakımından ekonomik olacak şekilde hazırlanıyorsa ekonomik arkadaşlar temelde, bireyin ilgi ve ihtiyaçları doğrusunda bir program oluşturuyorsak, bireyin yaşam kalitesini arttıracak bir program oluşturuyorsak, bireyin kendini gerçekleştirmesini destekleyecek bir program oluşturuyorsak, o zaman bu da ne olacaktı? Bireysel temel olacaktı. Peki, devam ediyoruz. Altıncı sorudayız. İlk soru kökünü okuyarak başlayalım. Kaydı, şöyle yapayım. Buna göre Zeynep ve Çağrı öğretmen hangi eğitim felsefesinin temel ilkelerini vurgulamıştır diyor. İlk öğretim müfettişi teftiş için gittiği bir okulda aynı sınıf düzeyindeki iki farklı öğretmenin dersine girmiştir. İlk dersine girdiği Zeynep öğretmenin öğrencilerine sizler okul ortamında örf, adet, gelenek ve görenekler dediğimiz manevi değerleri öğrenmekten sorumlusunuz ve aynı zamanda zihinsel yetilerinizi geliştirmelisiniz dediğinde, ikinci derste ise Çağrı öğretmenin sizler demokratik ve sosyal değerleri güçlendirmeli, bilgilerinizi günlük yaşama aktarmalısınız dediğine tanık olmuştur. O zaman benim Zeynep ve Çağrı öğretmenin hangi felsefeleri canlar benimsediği bakın soruluyor. Gelin önce bir Zeynep öğretmene bir bakalım. Zeynep öğretmenin sözü nerede arkadaşlar bitiyor bakın, şurada bitiyor. Ne demiş? Sizler okul ortamında örf, adet, gelenek ve görenekler dediğimiz manevi değerleri öğretmekten sorumlusunuz ve aynı zamanda zihinsel yetileri geliştirmelisiniz diyor. O zaman manevi, maddi ve manevi değerler eğitimi neredeydi? Daimice eğitimdeydi. Ve aynı zamanda zihinsel dediğimiz entelektüel beceri eğitimi neredeydi? Daimice eğitimdeydi. O zaman Zeynep Hoca'nın benimsemiş olduğu eğitim daimicidir. Peki emin miyim? Kesinlikle eminim. Dolayısıyla seçeneklerde daimicinin olmadığı arkadaşlar ifadeleri ne yaptık? Sildik. Şimdi gelelim Çağrı öğretmene. Çağrı öğretmen de diyor ki sizler demokratik ve sosyal değerleri güçlendirmeli, bilgilerinizi günlük yaşama aktarmalısınız diyor. Bilgileri günlük yaşama aktarmadan kastettiğimiz neydi? Bilgiyi farklı durumlara transfer bakın etmeydi. Peki sizler demokratik ve sosyal değerleri güçlendirmelisiniz dedik. Sosyal değer ifadesini gördüğünüzde burada yeniden kurmacı eğitim felsefesine gitmeyin demiştim bakın. Sana toplumsal sorunlardan bahsederse gidin demiştim. Her sosyal ifadesi sizi yeniden kurmacı eğitim felsefesine götürmesin. Demokratik ve sosyal yaşamı güçlendirme bizi nereye götürecekti? Bizi ilerlemeci eğitim felsefesine götürecekti. Dolayısıyla Çağrı öğretmen neyi benimsemiştir? İlerlemeci eğitim felsefesini benimsemiştir. Eğer Çağrı öğretmen toplumsal sorunları merkez alan bir öğretmen olmuş olsaydı yeniden kurmacı, eğer Zeynep öğretmen kültürel değerlerin aktarılmasını, nesnel bilginin aktarılmasına vurgu yapmış olsaydı esasici eğitimdir diyecektiniz. O zaman bakıyorum Çağrı öğretmen de ilerlemeci eğitimi benimsediği için biri daimici, diğeri ise ne olacaktır? İlerlemeci dediğimiz Bursa seçeneği doğru yanıtımız olacaktır diyoruz. Devam ediyoruz. Gelelim
Yedinci bakın sorumuza. Bu durum eğitim programının hangi temelinin göz ardı edildiği gösterir? Bak, göz ardı edilmiştir. Lütfen sınav esnasında da bunu kutucuk içerisine alın. Göz ardı edileni bulacaksın. Ahmet öğretmen, yeni hazırlanan din kültürü ve ahlak bilgisi ders programını, dersin programı geliştirilirken belirtilen hedefleri kazandırmak için o alanla ilgili belli kuramlara, ilkelere ve yaklaşımlara yer verilmediğinden dolayı eleştirilmiştir. Bakın, neden dolayı eleştiriyor? O alanla ilgili belli kuramlara, ilkelere ve yaklaşımlara yer verilmediğinden dolayı eleştiriyor. Peki biz şunu söylemiş miydik? Eğer bizim öğretme süreci dediğimiz, kullanmış olduğumuz yöntem tekniklere öğrenme kuramları yol gösteriyorsa bunu öğrenme psikolojisi ele alır demiştik. Bakın, öğrenme kuramlarına bakılarak öğrenme öğretme süreçleri düzenleniyorsa burada öğrenme psikolojisi dersinin öngörüsü vardır dedik ve bu öngörü de bizi nereye götürür dedik? Psikolojik temele götürür dedik. Dolayısıyla şunu söyleyebilir miyim? Bana soru diyor ki kuramlara, ilkelere ve yaklaşımlara yer verilmemesi, yani programda kuramların göz ardı edilmesi söz konusu. Programlarda kuramlara göre sürecin düzenlenmesi öğrenme psikolojisinin öngörüsü olduğu için cevap psikolojik temel olmalıydı. Psikolojik temel göz ardı edilmiştir diyecektik. Ama bakın, soru şöyle olmuş olsaydı dersin programı geliştirilirken belirlenen, bakın, içeriği kazandırmak için o alanla ilgili bilgiler ya da o alanın, arkadaşlar, alan terminolojisi dikkate alınarak programın oluşturulmadığı söylenmiş olsaydı. Yani programın içeriğinde bir sıkıntı olduğundan ya da içerik noktasında alanın gerekli kılmış olduğu bilgilere yer verilmemesinden bahsetmiş olsaydı, İşte o zaman cevabımız ne olacaktı? Konu alanı temeli olacaktı. Ya da bu programda toplumsal, arkadaşlar, noktada toplumun ilgi ve ihtiyaçlarının karşılanmadığı bahsedilmiş olsaydı sosyal temel olacaktı. Programın kazanımlarının tutarsız olduğu söylenmiş olsaydı felsefi temel olacaktı. Programın çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını yansıtmadığından bahsetmiş olsaydı bireysel temel olacaktı. Programın çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını, bakın, karşılamaması söz konusu olmuş olsaydı o zaman ne olacaktı? Bireysel temel olacaktı diyoruz. Devam ediyoruz. 8'de arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın, bu soru tarzı çıkmış bir sınav sorusu tarzı olduğu için iki soruyla karşı karşıya kaldınız. Çünkü benzer bir soruyla yine ÖSYM'e gelebilir, dikkat etmeniz lazım. Yukarıdaki sorular eğitim programlarının dayandığı temellerden hangisine cevap sorulardır diyor. Ya da cevapladığı sorulardır diyor. Matematikteki soyut kavramlar çocuklara ne zaman verilmelidir? Yani hangi yaş grubundaki çocuklara soyut kavramlar öğretilmelidir? O zaman ben hem ne zaman sorusuyla hem de bu soruyla çocukların yaşını dikkate alıyorum burada. Yine devam ediyorum. Yabancı dil öğretimi bireyde ne zaman başlatılmalıdır? Yine arkadaşlar, hangi yaşta başlatılmalıdır? İlk okuma yazma nasıl öğretilmelidir? Bakın, çocukların gelişim özellikleri doğrultusunda nasıl öğretilmelidir demek istiyor. 4. sınıf fen bilgisi dersinde küresel ısınma konusu öğrencinin gelişim seviyesine uygun mu? Çocukların gelişim seviyesine uygun olup olmadığına bakın yoklatılıyor. Yabancı dil öğretiminde hangi metot veya da teknikler kullanılır? Bakın, yöntem ya da tekniklerden bahsetmiş. O zaman biz çocukların yaş ve gelişim özelliklerine bakıyorsak, aynı zamanda biz kuramlar doğrultusunda kullanacağımız yöntem ya da tekniklere karar veriyorsak, şu çocuğun yaş ve gelişim özellikleri, gelişim psikolojisi, kuramlara bakılarak yöntem, tekniklerin ya da metotların seçilmesi öğrenme psikolojisinin öngörüsüydü. Bu ikisi varsa orada ne vardır diyecektik? Psikolojik temel vardır diyecektik. Dolayısıyla son ifade öğrenme psikolojisi, diğer ifadeler ise gelişim psikolojisinin öngörüleridir.
Burası da bizi nereye götürecektir? Psikolojik temele götürecektir diyoruz. Devam edelim. Devam edelim. Gelelim 9. soruya. Bu tarzda soruları severim. Birden fazla hedefi ölçer. Yukarıda temel görüşleri verilen eğitim felsefesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Eğitimin amacı demokratik ve sosyal yaşamı geliştirmek olarak görülmüştür. Yine bu ifadeye çok fazla yer vermişim. Neden? Çünkü çıkmış bir sınav ifadesidir. Tekrardan benzer bir mantıkla sorarlar. O zaman eğitimin amacı demokratik arkadaşlar ve sosyal yaşamı geliştirmekse bu bizi nereye götürecekti? İlerlemeci eğitime götürecekti. Peki bundan emin miyim? Kesinlikle eminim. O zaman seçeneklerde ilerlemecinin olmadığı ifadeleri sildim. İki seçenekle karşı karşıya kaldık. Devam ediyorum. Herkes için değişmeyen evrensel bir eğitim kabul edilir. Evrensel değişmeyen bir eğitim anlayışı, evrensel değerler eğitimi bizi daimice eğitime götürecekti. Emin miyim? Eminim. O zaman bakın Edirne seçeneği de gitti. Cevap yekten ortaya çıktı. Cevap ne oldu aslında? Ceyhan oldu. Ama biz devam edelim. Akademik bilginin öğretilmesi önemlidir. Akademik bakın bilgi, nesnel bilgi, pozitif bilgi öğretilmesi neydi? Esasici eğitimdi. Okullar toplumsal sorunları çözme merkezleridir dedik. Toplumsal sorunlar temeli alınıyorsa bu da yeniden kurmacıydı. Bu nedenle cevabımız ne olacaktır? Ceyhan seçeneği olacaktır dedik. Devam edelim. Devam edelim. Ve son sorudayız. 2023 yılı da gelen soruda buna benzerlik gösteren bir soruydu. Şunu söylüyoruz bakın diyor ki felsefe olarak pragmatizm temeli alınmışsa programdaki hedeflerin bir bölümü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yukarıda da ne demiş? Temel anlam felsefe değişince hedef, davranış, içerik, eğitim durumları ve sınama durumları da değişmektedir dedi. Biz şunu söylemiş miydik? Felsefe olmadan program oluşturamayız demiştik. Hangi felsefeyi kullanacaksan o felsefeye göre yol ayrımın ve aynı zamanda öğretmen-öğrenci ilişkilerinden tutun da programı hazırlayacağın ana mantık, programın ögeleri her şey değişir demiştik. Yukarıdaki metin bunu anlatıyor aslında. Şimdi bizden ne istiyor? Bizden pragmatizm temele alınmış olan bir program anlayışı istiyor. Yani pragmatizmi arayacağız. Değişmenin kaçınılmazlığını kabul edebilme, problem çözmeyi etkili bir şekilde arkadaşlar kullanabilme. Şimdi bu çağdaş yaklaşımdır. İlerlemeci de olabilir, yeniden kurmacı da olabilir. B. Akıl yoluyla elde edilen bilgileri %100 mutlak ve kesin doğru olarak kabul etme. Akıl yoluyla oluşan bilgiler diyorsa bu bizi idealizm bakın götürür. Devam ediyorum. Ekonominin tüm toplumsal, siyasal, kültürel olguların açıklanmasında temel değişken olduğunu hatırlayabilme. Ekonomik temelden aslında bahsediyor. Başat toplumsal değerleri koruma ve yeni kuşaklara aktarma. Bakın başat değerleri aktarmadan bahsediyoruz. Neden bahsediyoruz? Realizmden bahsediyoruz. Tek insanı savunabilme, özgürlük, an, sezgi, bilginin göreceliği ve benzerlerini bilip arkadaşlar uygulayabilme diyor. Tek insanı savunabilme diyorsa bu da beni nereye götürecektir? Varoluşçu arkadaşlar anlayışa götürecektir diyoruz. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Pragmatizmde ne vardı? Pragmatizmde bireyin somut yaşantı geçirerek deneyim arkadaşlar kazanması ön plandaydı. Peki bana deneyimleri anlatan bir ifade ben bulamadım. Sınav esnasında yaptığınız hatalara göre çözüyorum bakın dikkatle dinleyin. Pragmatizm yok ama sorunun cevabını bulamadın. Peki ben şunu söyleyebilir miyim? Bir kere bundan eminim. Bu varoluşçu. Bu realizm. Bu bir kere arkadaşlar idealizm. Bunlardan eminim. Peki pragmatizm çağdaş yaklaşımın bir temsilcisi miydi? Peki pragmatizm hem ilerlemeci hem yeniden kurmacı eğitim felsefesinde yok muydu? Vardı. Ben Adana seçeneğini arkadaşlar ne yaptım? Adana seçeneğini şöyle açıkladım. Dedim ki yapılandırmacı, yeniden kurmacıda da vardır. İlerlemeci eğitim felsefesinde de vardır dedik. O zaman Adana seçeneği beni çağdaşa götürüyorsa ve biz pragmatizmin temeli yaparak yaşayarak öğrenmeye dayanıyorsa direkt deneyimi görmediğiniz takdirde çağdaşı size simgeleyen ifadeyi de ne yapabilirsiniz? İşaretleyebilirsiniz diyoruz. Bu nedenle cevabımız ne olacaktır? Adana seçeneği olacaktır.
Sınavlarda bu şekilde bakın yaptığınızda direkt deneyim ifadesini arıyorsunuz. Ama direkt deneyim ifadesi verilmemiş olabilir. Pragmatizm hem ilerlemeci hem yeniden kurmacı da vardır dedik. Adana seçeneği de beni hem yeniden kurmacı da hem de ilerlemeci eğitim felsefesine götürüyor. O zaman pragmatizm temelinde Adana seçeneği de vardır diyoruz. Ve an itibariyle sizlerle birlikte programın kuramsal temelleriyle ilgili sorularımızı çözdük. Bu üniteden kesinlikle bir sınav sorusuyla karşı karşıya kalacaksınız. Bu üniteden 3 tane konumuz var. Programın kuramsal temelleri, felsefe akımlar ve eğitim felsefeleri dedik. Artık soru çözümlerine başlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle.